içerisinde farklı görüşler varmış. Ya da bir görüşün bir diğer görüşe üstünlük sağlamak adına bir takım çalışmalar varmış gibi bir imada bulundu. Belki kendisinin izlenimi odur ama ben buradan açık ve net olarak ifade ediyorum ki İyi Parti kuruluş ilke ve hedeflerine sadık ve bu yolda kutlu bir yolculuk sürdüren siyasi bir kurumdur. O bahse konu tartışmalar biraz da işte Sayın Genel Başkanımızın işaret ettiği alanlardan geliyor. Altılı Masa'nın huzurunu bozmakla kendini memur tayin etmiş bir grup var. Bunu da sürekli köşe yazılarında ya da televizyon yorumlarında gözlemliyoruz. Bu Sayın muhalefet, Genel kendini Başkan. muhalefet tarafında tarif eden bir gruptan mı bahsediyorsunuz, yoksa iktidardan mı bahsediyorsunuz? Ya bu yani havuz medyası diye tarif ettiğimiz alanda da oluyor. Kendisine her konuda görüş serdetmeye mezun hisseden bir kitle de var. Bunlar iktidarın muhalifi olabilirler ama kimin tarafı olduğu belli olmayan bir kesim bu bana göre. Siyasette de olacak. Zaten diplomasi bunun için lazım. Karşı karşıya bulunduğumuz durumların aşılması noktasında da pek tabidir ki herkesin görüş ve düşüncelerini nazar itibara alıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın oturduğu masada biz oturmuyoruz. Bunu da söyleyeyim. Altılı masada neler oluyor sorusuna birinci ağızdan cevap verebilmemiz mümkün değil. Çünkü o Sayın Genel Başkanların oturduğu bir masa ve dolayısıyla oturduklarında da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sürekli her toplantının akabinde kamuoyuyla görüş paylaşıyorlar. Bu görüşlerin değerine bizim itibar etmemiz lazım. Elbette, Yani elbette, ama şimdi siz partinin en yetkili isimlerinden birisiniz Sayın Dervişoğlu ve biz aslında biraz Sayın Akşener'in konuşmalarının altındaki satır aralarını okumaya çalışıyoruz. O yüzden hani hep bizim üzerimizden masayı tanzim etmek, eminim sizin yetkili kurullarınızda tartışılan şeylerdir bunlarda. Ya da o masada arıza çıkarmaya çalışanlar, uğraşanlar, onu söylediniz. Şu cümle benim çok kafama takıldı. Bizi ya bir şeye razı etmeye çalışıyorlar diyor. Bir şeye razı etmek ne demek? Neye razı etmeye çalışıyorlar? Ya şimdi Sayın Genel Başkanımızın en büyük özelliği son derece şeffaf olması ve lafını da doğru bir biçimde direkt olarak ifade etmesin. Dolayısıyla ifadelerinin tefsire ihtiyacı yoktur bizim tarafımızdan bakıldığında. Bazı çevrelerin iyi niyetli görünerek art niyetli adımlar atmaya çalıştığına işaret etmiş olabilir. Bu eğer Sayın Akşener tarafından söylenmişse bizim açımızdan tartışılmayacak bir kabulü de beraberinde getirir. Yani bir şeyler yaşanıyor Türkiye'de. Önümüzde son derece önemli saydığımız, sesim için de özür diliyorum. Yani bütün gün konuştuğumuz için çatlak olabilir. Estağfurullah. İzleyenler de beni bağışlasın. Evet. Yani çok önemli bir süreçte çok önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Durumdan vazife çıkarmak isteyenler olabilir. Bunlar farklı alanlarda konumlanmış da olabilir. Aslında bütün bu senaryoları sahneleyebilmek için İyi Parti üzerinden yürünmesinin doğru olmadığına da işaret etmiş olabilir. Bunu bu kapsamda değerlendiriyorum hatta. Evet. Peki, şimdi döndürüp ben davet ediliyorum, partim davet ediliyor. Her seferinde ben de hayır diyorum. Benim kadar davet alıp da hayır diyen de yok diyor. Ben bir şey fark ettim. Çok ön yargılar varmış bizimle ilgili ve kurban keserler, yani ben kalksam o masadan ifadesini kullanıyor. Bu da önemli bir ifade. Tayyip Bey kısmından bahsetmiyorum. Muhalefeti tanzim etmeye çalışan insanlardan bahsediyorum diyor. Evet. Evet. Evet, yani bu
benim söylediklerimi de şey yapıyor, çerçevelendiriyor. Evet. Yani birileri ya hiç belki de hakları olmamalarına rağmen bir dizayn çalışması içine girmiş olabilir. Bunlar böylesine önemli seçimlerin öncesinde yaşanması muhtemel olaylardır. İyi Parti 5 yıllık bir siyasi parti ama müktesebatı itibariyle bakarsanız çok tecrübeli kadrolardan müteşekkildir. O sebeple bu kadroların bu zamana kadar görmediği ve bozmadığı bir tuzakta yoktur. Biz altılı masada İYİ Parti'yi temsilen bulunan liderimizin doğru kararlar alacağı ve doğru bir yol haritası tanzim edeceğine dair zerre kuşku taşımıyoruz. Evet. Yani peki, bunlar oluyor, bunları görüyoruz. Dünyada ve Türkiye'de farklı görüşlere mensup insanlar var. Kendisini çok önemli işleri yapmaya mezun hisseden ve belki de birileri tarafından bu işe memur tayin edildiğini düşünen bir grup da olabilir. Ama biz her şeye rağmen bu seçimin hakkını doğru bir biçimde vereceğimiz hususunda kamuoyuna bir güvenceyiz İYİ Parti olarak efendim. Evet. Bu arada Sayın Hüseyin Örs iyi mi? Gayet iyi. Bugün yoğun bakımdan çıktılar. Konuyla alakalı olarak evet müessif bir olay yaşadık ama bu olay bize Sayın Hüseyin Örs'ün ne kadar çok sevildiğini de gösterdi. Bütün siyasi partilerin yetkilileri ve sözcüleri kendilerini hastanede ziyaret ettiler. Bu yönüyle ne kadar müstesna bir şahsiyet olduğu da ortaya çıkmış oldu. Son derece talihsiz bir olaydı. Bu olayın failleriyle hem hukuk önünde hem de siyaset arenasında hesaplaşmaya devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Dervişoğlu. Bir son ben soru soracağım. Ederim. O da mecliste olduğunuz için bizim yayında olduğumuz sırada Sayın Çalışma Bakanı EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. O açıklamaları nasıl buldunuz? Efendim Sayın Çalışma Bakanımız konuyla ilgili hazırlıklarını bakanlıkta gerçekleştirdiklerini ve eksikliklerini ikmal ettiklerini söylediler. Bürokratların çalıştığına işaret ettiler. Ben de biliyorsunuz bu bütçe görüşmeleri esnasında bir bakanlığın bütçesinin görüşmeleri bittiğinde soru cevap bölümü var. Orada Sayın Bakan'ın iyi niyetinden zerre şüpheye düşmediğimi ve bir gerçeğin de altını çizdiğini ifade ettim. Biz muhalefet partileri olarak biliyorsunuz yasaların sarayda bürokratlar tarafından ya da işte Beştepe'nin hükümetinin bürokratları tarafından hazırlandığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylattırıldığını söylemiştik. Sayın Bakan'ın bu açıklamalarını da bir itiraf olarak değil belki ama bir kabul olarak değerlendirdiğimizi söyledik. Demek ki yasalar bakanlıklarda ve sarayda hazırlanıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onaylattırılıyor. Bu gerçeğin altı çizilmiş oldu bu akşam. Yakın takvim içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceklerini söylediler. Ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir şey söylemediler. Bizler de bunun kapsamının genişletilmesi hususundaki görüş ve düşüncelerimizi kendilerine ifade ettik. Çok teşekkür ediyorum Sayın Dervişoğlu. Ben teşekkür ediyorum. Geç katılımım için özür diliyorum. Hiç önemli değil. Katılımcılarınıza da saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı geceler temenni sağ ediyorum olun. Efendim. Sağ olun. Ayrıntı verebilir miyim? Daha doğrusu hatırlatma yapabilir miyim? Hani Akşener gazetecileri şey diyor ya, benim kadar davet alıp da hayır diyen yok diyor. Şimdi orada hani Fikret abi de örnekleri saydı. İşte Bahçeli, Tayyip Erdoğan, bir kez daha Tayyip Erdoğan. Şimdi olayın bir de şöyle bir tarafı var. Hatırlatmak için söylüyorum. 2000'li yılların başında
AKP'nin kuruluş aşamasında Meral Akşener'i de davet gidiyor. Tabii canım, gidiyor tabii. Şeye kadar. Meral Akşener, hatta Erdemler Hareketi diye bir hareket var. Onlarla birlikte hareket ediyor. Hatta Meral Akşener'e Recep Tayyip Erdoğan, hatta Abdullah Gül bildiğim kadarıyla AKP Genel Başkan Yardımcılığı öneriyorlar. İktidar olduğunda da yine bir bakanlık sözde veriliyor bildiğim kadarıyla. Sonra Afyon'daki o hani kurucular kurulunun açıklandığı toplantıya son anda Akşener katılmaktan vazgeçiyor ve AKP'nin kuruluşunda yer almaktan vazgeçtiğini söylüyor. Hani böyle de bir detay var açıkçası. Doğru. Yani AKP'nin kuruluşunda genel başkan yardımcılığı teklif edilmesine rağmen vazgeçenlerden birisidir. Serkan Bey, siz nasıl okudunuz? Ben şeyle çok ilgilendim İpek Hanım. Şimdi tabii detaylarını gidip okuyacağım. Sayın Akşener'in muhalefet gibi göründüğünü söylediği bir kesim var. Evet. Bu mesele önemli bir mesele. Ve siz, yine altını, siz de mi görüyorsunuz onu mesela? Siz onu görüyor musunuz böyle bir şey? Maalesef üzülerek söylüyorum. Ben de benzer bir şey görüyorum ve çok önemsedim Sayın Akşener'in özellikle yaptığı açıklamanın o kısmını ve meseleyi, sınıfsal şeyini ben onu çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Neyi anlıyorsunuz? Yani bir şunu söyleyin bize. Muhalefet i̇şte gibi görünmek ne demek? Daha büyük bir tartışma. Ama Kılıçdaroğlu buna benzer bir şey söyledi. Cümleyi evet, tam biliyorum. Olarak... Evet. İktidar tarafından satın alınmış bazı muhalif gibi gözüken... Evet. Anketçilerden bahsetti, gazeteciler. Çok affedersiniz, o cümleyi okur musun? Önünüzde mi hazır mı bilmiyorum ama... Sınıfsal bakılıyor bu meseleye. Hemen buluyorum. Tamam. Ben bunu bak burada... Aynı tonda konuşmamız lazım arkadaşlar. Yani evet, okuyorum. Evet, lütfen. Masayı hep bizim üzerimizden tanzim etmeye dönük bir durum var. Hı hı. Muhalefeti tanzim etmek isteyen çok sayıda insan var. Normaldir bu da. Aydını var, maydını var. Hı hı. Ben bir sosyal bilimciyim. Seçmeni bu kadar genelleme haline inanamıyorum. Hı hı. Cumhuriyetin sınıfsal geçirgenliği sağlayan bir sistem olduğuna inandığım için hı hı. 15 yıl üniversitede bunu anlattım. Dijital dünyanın hayatımıza girişiyle bilumum şablonlar ortadan kalktı. Sosyoloji küçüldü. Psikosiyaset önde. Bireyin önde olduğu bir durumdan bahsediyorum. Ama bunları fark etmeyen, genelleyen, bunu çalışmayan kişilerin bir şablonu var. İçişleri Bakanı olduğumda adamın teki kitap yazdı. İçinde ben de varım. Diyor ki Meral Akşener, kolu bilezikli bir koyun tüccarının karısı olması gereken, kara kuru, kafası büyük, elleri kocaman esmer kadın. Bu sınıfsal bir şey. Anadolu'nun buğday yiyen kadınlarından bahsediyor. Bize yönelen bakış açısı bunun üzerinden yapılıyor ama özü sınıfsal diyorum. İpek Hanım, gerçekten Sayın Akşener'in bu açıklaması üzerine 2 saat, 3 saatlik bir sansürsüz programı gerektirecek kadar önemli. Az önce konuştuğumuz meselede de aynı duyguyu hissettim. Hı. Bir dindar olarak hissettim. Hı hı. Tamam mı? Bak, her olay olduğunda bir meseleyi dindar üzerine yıkmak. Bir olay olduğunda bunlar çok ülkücü. Ondan dolayı böyle oluyor. Çok milliyetçi. Ondan dolayı böyle bir kesim var ki çok açık söyleyelim. Etiketler üzerinden. Bu ve Meral Hanım onun da altını çiziyor. Bu kesim diyor altılı masada değil diyor. Sureti haktan görünenler diyor. Bir kesim var. Bunlar niye masadan diyor. Bunlar niye masadan? Yani siz o niye kesimi nasıl diyor. Tarif edersiniz? İşte onlar? Meral Hanım bence gayet güzel tarif etmiş. Muhalefet gibi görünen, sureti haktan görünen bir sürü analist, yazar, çizer. Barış Bey'in dediği işte orada devreye girer. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu da sanki muhalefet kazanmak istiyormuş gibi olduğu halde işte hatta onları değil mi bir yerlerden beslenmekle tabii. Şey yapacak. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu aslında bize şunu da söylüyor. Yani keşke bu şey daha önden gelseydi. Üzerinde söyleyeceğim çok şey var benim. Arkadaşlar, herkes kendini olduğu haliyle kabul edecek. Koalisyon dediğiniz, ittifak dediğiniz, ben dindarsam bana saygı duyacaksın. Öbürü liberalse öbürüne saygı duyacaksın. Ben sosyal demokratsam bana saygı duyacaksın. Bu mahallelerden çıkıp birbirimize benzemek zorunda değiliz. Herkes karşı tarafın duygularını anlayarak konuşacak. Meral Hanım bunu söylüyor. Bir kesim var ki diyor bunların içinde. Bizi sınıfsal olarak reddediyorlar. Orada kendisiyle ilgili zamanında yapılmış o kolunda tarih bilezik olan. Evet. Bak bu çok önemli ve acı. Şimdi hepimizin burada dikkatli olması lazım. Bir şeyi eleştirirken
kolektivist bir yapıyla bunların